Gerçekten benim ve Latif Bey'in bugün sizlere anlatacağımız konular önemli konular. Türkiye'de tartışmaya açık konular. Önümüzdeki yıllarda Türkiye gibi, Almanya gibi iki devletin, Ahmet Bey'in de dediği gibi, birbirlerine olan uzaklıkları, yakınlıkları hem ikili anlamda hem de bölgesel ve küresel anlamda nasıl olacak? Biraz onlara yönelik görüşlerimi ifade etmeye çalışacağım. Ama asıl şey, bugün bu konuşmayı yaparken benim de son bir yıldır Almanya konusu üzerinde çalışan değerli öğrencim Hidayet Çilkopan'ın yaptığı ön araştırmaları da burada kullanacağım. Çok güzel bir master tezi ve dönem çalışması yaptık. Almanya'yı anlamaya çalışıyoruz. Ben onun bu yaptığı araştırmanın üzerine kendi görüşlerimi koyarak anlatmaya çalışacağım. Önce tabii şuna bakmak lazım. Türk-Alman ilişkilerinin felsefesini anlamadan evvel konulara girmenin doğru olmayacağını düşünüyorum. Yani bu iki ülkenin tarihsel perspektif içerisinde birbirlerine olan ilişkileri küresel anlamda o dönemin 16. 17. yüzyıldan itibaren özellikle Osmanlı İmparatorluğu'yla başlayan o Avrupa'ya açılma politikası içerisinde Alman devletlerinin Osmanlı'ya yaklaşımı ve Prusya devletinin 1871'de Alman ülkelerini, o dönemin Alman devletlerini bir araya getirerek ve tarihe geç milli, late nation, spät nation Almancası çıkmaları ve Almanya'nın 19. yüzyılın sonundan itibaren dünya ekonomisinde ve tarihinde önemli bir rol oynamaya başlaması, 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın bu coğrafyada çıkmış olmasının tesadüf olmadığını veyahut da bugün Alman Profesör Herfried Münkler'in Humboldt Üniversitesi profesörlerinden söylediği gibi Die Macht der Mitte, yani Avrupa'nın ortasındaki güç. Almanya nereden bakarsanız bakın terazinin tam böyle topuzunu oluşturan, yani kantarın topuzu kaçtığı zaman savaş çıkıyor zaten Avrupa'da. O nedenle Almanya'yı değerlendirirken bizim ikili ilişkilerimiz açısından bakıp şu şöyledir, bu böyledir, o gündelik duyguların da çok yoğun bir şekilde ifade edildiği açıklamalardan ziyade Alman toplumunu, Alman devlet mantığını ve Almanya'nın dünyayı algılama biçimini bilmek lazım. Onun için de işte ben elimden geldiğince Almanya'da biraz diline hakim olduğunu düşündüğüm bir şekilde sizlere bu Alman mantığından da yola çıkarak Almanların nasıl gördüğünü, niye böyle gördüklerini veyahut da niye böyle görmeye devam edeceklerini anlatmaya çalışacağım. Ve burada kıyaslama tabii bizim Türk mantığıyla Alman mantığı arasındaki yaklaşımı, her iki tarafın dünyayı nasıl gördüklerini anlatarak konuşmama devam edeceğim ve o olayı günümüze mümkün olduğunca getirmeye çalışacağım. Son bir kitap yayınlandı. Çok yeni olduğu için geçen hafta yayınlandı. Ben tabii hemen çok değerli bir öğrencimin katkısıyla geçen hafta sonu istettim. Kızcağız Almanya'ya tatile gitmişti. Ona kitap ısmarladım. Ama aldı ve getirdi. Thomas de Maizière, eski İçişleri Bakanı, geçen yıla kadar eski Savunma Bakanı. Thomas de Maizière, ODTÜ'ye, benim üniversiteme geldi. 2,5 saatlik bir konuşma da yaptı. Misafir etme onuruna da sahip olduk onu Savunma Bakanı olarak. 28 yıllık siyasi kariyerinden sonra emekli oldu. Şöyle diyor, emekli oldum, karımın arabasını çarptım, iyi fark edemedim, ceza yedim. Çünkü diyor, 28 yıldır ben işte siyasetteyim. Hep bir şoförle, bir korumayla gittim. Hiçbir zaman araba sürmedim, gerek kalmadı. Ama şimdi iş başa düştü. O nedenle siyaset yapanlara duyurulur. Arada araba sürün, eşinizle falan böyle birlikte bir sinemaya falan gidin. Yoksa sonra çok kötü oluyorsunuz. Burada yazdığı gibi. Ama burada asıl yazdığı şey şuydu. Kitabın başlığı Regieren, yönetmek. Yani Almanya'yı
nasıl yönetiyorlar? Hani Almanya'nın, mesela Almanya'da bir bakan nasıl olur da Almanya'da bir müsteşarın görevinden Almanya'daki o kurumlar arası ilişkileri anlatır. O nedenle ben akademik olarak öğrencilerime de bunu hep söylüyorum. Hep işin arka planına bakmak lazım. Yani sadece sahnede görünenler değil. Almanları anlayabildiğiniz zaman zaten Avrupa'yı tersinden okuyorsunuz diyebilir. Yani bu şu anlama geliyor. Almanya, Avrupa Birliği içerisinde nevi şahsına münhasır, sui generis bir ülke. Yani biz diyoruz ki işte Alman bizi kimse sevmiyor mesela. Almanlarda da aynı duygu var. Profesör Hans-Hermut Knüter mesela diyor ki, Hans-Hermut Knüter benim telefonmuş, kapatır. Aynen. Hans-Hermut Knüter kitap yazdı. Deutsch Feindlichkeit üzerine. Yani Alman düşmanlığı üzerine. Yani kitabı alın, bazı yerleri değiştirin. Aynı bizim gibi. Tıpkı bizim şeylerimiz. Almanlar çok ilginç, çok doğrucudurlar. Bodostom'a girer. Türkiye'ye gelen bütün diplomatların öğrendiği ilk cümle dostlar acı söylerdir. Yani bizden öğrendikleri. De Almanların bize acı söylemesi iyi değil. Yani onu bize Danimarkalılar söylesin. İsveçliler söylesin. Yani muhatap, fazla muhatap olmadığımız ülkeler söylerse sorun değil. Yani biz dostlarımızın bize acı söz söylemesini pek fazla sevmiyoruz. Öyle bir atasözümüz var ama söylememeleri daha tercih edilir. Sana ne? Yani bırak başkası söylesin. Çünkü biz dostlarımızın bize gül atmasını genelde bekliyoruz. Taş atmasını değil. O nedenle bunu siyasi anlama çevirirsek, Türkiye ile Avrupa, Almanya arasında son dönemlerde yaşanan şeyler, Türkiye'ye yönelik gerçeklerin söylenmesinden öte, bizim başkalarından aslında duymak istediğimiz veyahut onlardan duyduğumuzda bizi daha az üzecek bir psikolojinin olması söz konusuyken, Alman dostlar söyleyince, Almanlar söyleyince biz bunu kabullenemiyoruz. Çünkü her iki tarafın birbirine benzeyen çok ilginç bir yanı var. İkisi de diplomasiyi pek iyi yapmazlar doğrudan. Bodostama, yani bir İngiliz usulü diplomasi yapmazlar. Yani siz hiç bir İngiltere Başbakanı'nın veyahut da Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ile ilgili olarak böyle çok sert bir strateji bir açıklamasını gördünüz mü son 30 yılda? Ben görmedim. Gören varsa veri gelsin. Yani o nedenle bizim İngiltere ile olan ilişkilerimize, Almanya ile olan ilişkilerimize, Fransa ile olan ilişkilerimize, ile olan ilişkilerimize hep ayrı gözlüklerle bakmamız lazım. Yani biz Almanya'yı araştırırken okuma gözlüğü, uzaktan görme gözlüğü, yakından görme gözlüğü gibi gözlükler var ya, yani gözlük değiştirerek bakmak lazım. Biz çok böyle doğrucu şey yapıyoruz ve boşu boşuna her iki tarafında birbirini kırdığı süreçler yaşıyor. Ama tarihsel olarak baktığımızda aslında Almanya 20. yüzyıla girerken mesela Türk-Osmanlı İmparatorluğu'na en fazla destek veren ülkelerden biri konumunda. Niye? Çünkü uluslararası sisteme geç geldi. Çünkü 1856 Paris Kongresi'nde yok. Çünkü 1871'de birliğini kazanmış. Çünkü İngilizler ve Fransızlarla Türkiye Orta Doğu'da ve dünyanın diğer bölgelerinde çatışma içindeyken Almanya ile bir çatışma içine girmemişiz. Yani bizim Almanya'da bir savaşımız yok. Biz Almanya'yla savaşmadık. Almanya'yla savaşmadığımız için düşman konsepti yok. Yani adamla birlikte karşı karşıya gelmemişim ki. Topraklarını işgal etmemiş. Yani Adana'ya gelmemiş, Antep'e gelmemiş. Yani bir Rusya, bir İngiltere, bir Fransa değil ki, bir Yunanistan değil ki. Yani kafamızda, kitaplarımızda Almanya bize düşmandır diye bir şey gördünüz mü? Yok. Öyle bir konsept yok. Niye? Çünkü çatışmamışız. Yani Osmanlı İmparatorluğu açısından baktığımızda bizimle daha çok işbirliği yapan, bizim onların yanında yer aldığımız, hani meşhur şey vardır ya, aslında biz Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmedik, Almanlar yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık. Bu doğru. Yani çok bir gün, Almanlar yenildi, hadi siz de neydiniz, ittifakınız, buyurun siz de yenildiniz. Öyle bir şey yok ama biz Almanlar yenildi diye niye biz de savaşı kaybedelim, değil mi?
Şimdi bu mantık üzerinden baktığımızda mesela Almanya ziyaretleri Alman İmparatorluğu'nun çok önemlidir. Kaiser Wilhelm'in Türkiye ziyaretleri çok önemlidir. Abdülhamit dönemini iyi bilmek lazım. Latif Bey girer mi bilmiyorum o konuları ama Abdülhamit dönemindeki Almanya ilişkilerine ve 1908 sonrasında yani 23'e kadar geçen süre içerisindeki ilişkilere iyi bakmak lazım. Biz Türkiye'de o sistem değişikliğini yaşadıktan sonra genç Türklerin özellikle Enver Paşa'nın Almanya'ya olan ilişkisini iyi bilmek lazım. Mesela Almanya'da Enver marka sigaralar vardır. Enverland kavramı oradan gelir. Mesut Yılmaz için 97'li yıllarda kullanmıştık. Türkiye için Mesutland. Yani Mesut'un ülkesi deniyordu. Enverland, Enver'in ülkesi. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimiz zaman Muammer Tuksavul'un çok önemli şeyi vardır, bir hatıratı vardır. Başlangıç cümlesi şudur, bunu Helmut Kohl 90'lı yıllarda Avrupa Birliği ile ilişkilerde söylemişti. Bizim o çok meşhur sözümüz, it yürür, kervan yürür. Bunlar ağır laflar, bunlar böyle büyük laflar, bunlar felsefi olarak çok önemli laflar. Biz kervanı yürütürüz, it yürür, kervan yürür. Giriş cümlesi budur. Şimdi biz Almanya'ya genç öğrenci, akademisyen gönderdik. İkinci Dünya Savaşı'nda bile Türkiye'nin büyük teknolojisi Almanya'ya gitti. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı öncesi Eskişehir'de, Kayseri'de uçak fabrikalarında Alman mühendisler çalıştırıyordu. Eğer Alman mühendisler savaş çıkıp da geri dönmemiş olsalardı, Türkiye bugün çok daha farklı bir konumda olabilir. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması bize pek iyi gelmedi bu anlamda. Bizim iki türlü bakmamız lazım. Bir modern Türkiye Cumhuriyeti'nin Almanya algılamasıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya algılamasını birbirinden ayırmak lazım. Yani özellikle bizim Birinci Dünya Savaşı esnasında Almanlarla birlikte, yani bizim Midilli, Yavuz ve Midilli olarak tanımladığımız, onların Gödüm ve Breslau olarak tanımladıkları gemilerin Rusya ile savaşa girmesine neden olması Ağustos ayında ve bizim de ki Profesör Kemal Karpat geçenlerde yitirdik. Onun Türk Dış Politikası isimli kitabında Türkiye'nin Almanya'nın yanında savaşa girmesini büyük bir yanlışlık olarak ifade eder. Ve bu doğrudur da bizim Almanlarla ilgili olarak çok kullandığımız savaş müttefikliği kavramı da ne yazık ki biz Türklerin bir kuruntusudur. Biz böyle diyoruz. Yani Alman tarafında öyle bir şey yok. 1999 yılında Ankara'da Hilton Hotel'de konferans var. Profesör Steinbach ve Profesör Hans Kramer, onlar çok önemli Türkiye uzmanları. İşte ben de daha yeni profesör olmuşum o dönemlerde, aman Allah'ım 20 yıl önce olmuş neyse, yaş geçiyor. Kaldım dedim ki, ya dedim biz Türkler diyoruz ki işte biz Almanlarla birlikte savaşa girdik, işte silah arkadaşıyız falan. İkisi de bana dedi ki yok öyle bir şey dedi. Yani bizim tarafımızda öyle bir şey, nereden çıkardınız bunu diyorlar. Tabii bu bilinmesi gereken, anlatılması gereken bir şey. Ama şöyle bir şey var. Birinci Dünya Savaşı'nda 1915'te, 1916'da Türkiye'nin Filistin'de İngilizlere karşı savaşırken Alman uçaklarının ona Bayerische Skadron, yani Alman savaş uçaklarından oluşan ekip Osmanlı adına savaştı. Ve ben bunu Almanya'da EAD'sin bir toplantısında söyledim. Yani dedim, ele Bavyeralılar Türkiye'ye çok karşı ya, şeyde kamuoyu yoklamalarında. Böyle diyorsunuz da 1915 yılında bize destek verdiniz İngilizlere karşı. Veyahut da şöyle, Avusturyalılar tabii çok ilginç. Onlar Avusturya Macaristan İmparatorluğu da biliyorsunuz güme gitti arasında. Avusturyalılar şu anda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine en fazla karşı olan ülkelerden biri konumunda kamuoyu yoklamalarına göre. Ama 1915'te, 1916'da Avusturyalılar pul çıkardılar Osmanlı ile ilgili olarak. Yani bizimle birlikte savaşa giriyorlar diye. Bunu 2004 yılında Avusturya'da, Viyana'daki bir konferansta söyledim ben. Tabii Avusturyalılar çok şaşırdı.
dedim ki yani biz sizinle birlikte şey yapıyoruz. Adamın biri Avusturyalı kalktı. Bana dedi ki Sayın Bağcı dedi, ben dedi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine zaten karşıyım. Yani şu anda bu öngörüyle geldim. Ön yargım var. İstemiyorum. Ama dedi eğer öngörüsüz gelmiş olsaydım, ön yargısız gelmiş olsaydım sizin konuşmanızdan sonra durumu tekrar değerlendirmeye alırdım dedi. Bunun için tarihi bilmek lazım. Yani bizim tarihi iyi bilmemiz lazım. Hangi dönemlerde, hangi koşullarda zamanın ruhu kavramını da Friedrich Hegel'in bu anlamda kullanıyor. Yani zamanın ruhunu anladığımız zaman olaylara daha farklı yaklaşırız. Ben Türkiye ile Almanya'nın kategorik olarak birbirleriyle düşmanlık içine gireceğini düşünmüyorum. Biz aslında birbirimizi çok bütünleyen iki milletiz. Yani köprüleri çabuk yıkan bir milletiz. Çok duygusal bir milletiz. Her iki taraf için de geçerli bu. Bunun için de tabii Alman kültürünü anlamak lazım. Almanya'nın kendi içindeki dönüşümlerini, siyasal dönüşümlerini anlamak lazım. Biz tabii Almanya'nın yaşadığı dönüşümleri yaşamadık 1930'lu yıllarda yaşananlar. Biz 2. Dünya Savaşı'nda tabii yıpranmadık. Yani Avrupa gibi yıkılmadık. Ve biz tabii 2. Dünya Savaşı sonrası da Almanya'ya en fazla yardımcı olan ülkeler içinde yer aldık. Biz Almanya'ya maddi manevi yardım eden ülkelerden biriyiz. Rahmetli Arif Bayülken, eski savunma bakanımız, Berlin'deyiz. 1999 yılı, işte 2000'li yıllarda Türk dış politikası üzerine bir şey yapacağız. Berlin Belediye Başkanı'nın akşam resepsiyonu veriyor. Tabii en yaşlımız olduğu için o zaman ama şeyde Kamran İnan var, Bülent Akarcalı var, işte Müjdat Kayyerli var, o zaman milletvekiliydi böyle işte akademisyenler falan. Ben de onların arasındayım. Akşam resepsiyonu var. Tabii en yaşlı olarak Haluk Bayülken beyefendiyi rica ettiler konuşsun diye. Haluk Bey'in başlangıç cümlesi şu. Ben 1946 yılında konsolos olarak Frankfurt'a geldiğimde Almanların yiyecek yemeği yoktu. Şimdi masada da böyle yani öyle bir şey yapmışlar ki Berlin'de her şey var. Envai çeşit yiyecek var. Şimdi herkes birbirine baktı. Devam ediyor. İşte ben dedi benim ev sahiplerine dedi işte Türkiye'den tarhana getirtiyordum, şey yapıyordum falan. Büyükelçi de böyle daha doğrusu belediye başkanı öyle yapıyor, böyle yapıyor. Tanıyanlar Bayülken'i bilirler. Konuşmayı da çok severdi rahmetli. Durmadan Almanların fakirliğinden bahsediyor. Yani zaten savaştan çıkmış adam. Yani zengin olmasını beklememek lazım değil mi? Anlattı falan. Neyse şey yaptık. Tabii ki Almanya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası konumunu da iyi bilmek lazım. Yani Almanya'da öyle bir nesil yetişti ki 2. Dünya Savaşı sonrası onların travmalarını, onların yaşadığı çocukluğun yan etkilerini biz ta 1995'te Bosna-Hersek Savaşı'nda Almanların müdahale etmemesinde gördük. Çünkü onlar bir daha savaş olmasın diyorlardı. Avrupa'da o dönemde yetişen nesil hem Mitterrand hem Helmut Kohl Sırbistan'a karşı müdahale etmeye çekindiler. Çünkü Avrupa'da yeni bir savaşın başlamasını istemiyorlardı. Göz göre göre Bosna-Hersek'te insanlar takır takır keskin nişancılar tarafından vurulurken Avrupa'dan ses çıkmadı. Kim geldi, kim kurtardı? Amerika Birleşik Devletleri. Bugün Amerika'nın en fazla sevildiği iki ülke vardır Avrupa'da. Biri Kosova, diğeri de Arnavutluk. Bunun Kafkasya boyutu da Gürcistan'dır. Lothar Rühl, Almanya'nın eski savunma bakanlığı müsteşarı, çok değerli bir gazeteci. Moskova'da, Kızıl Meydan'da dolaşıyoruz. Dedim ki ya insanlar, 95'te, insanlar dedim öldürülüyor, pazar yerinde, çoluk çocuk, niye müdahale ediyorsunuz? Srebrenica yaşanmış. Bana dedi ki Hüseyin Bey dedi, bunu yapacak, cesaret alacak bir Avrupalı siyasi lider yok dedi. Ve bu doğru. Şimdi bunları bilerek hareket edelim. Yani hangi ülke, hangi siyasetçi, hangi devirde nasıl davranmak zorunda kaldı? Ve Almanya örneğinde bizim modern Türkiye Cumhuriyeti olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biz, Latif Bey daha iyi bilecektir, orada yaşadığı için de
çok deneyimleri var tabii. O İkinci Dünya Savaşı sonrası bizim Almanya'yla olan ilişkilerimizde, işin felsefesini söylüyorum, Almanya Türkiye'nin bütün Avrupa ile olan ilişkilerinde avukat konumundaydı. O nedenle bizim Almanya'ya bu kadar yakınlığımız, Almanya'ya siyasal anlamda bu kadar güvenimiz vardı. Ne zamana kadar? 1990'lı yılların ikinci yarısına kadar. Yani Soğuk Savaş döneminde tamamen Türkiye'yi Avrupa'da en fazla destekleyen ülke Almanya'ydı. Ekonomik olarak, sosyal olarak, siyasi olarak. Bunu Almanların artı hanesine yazmak lazım. Yani Konrad Adenauer'dan tutun, Ludwig Erhard'a, Willy Brandt'tan tutun, işte Helmut Schmidt'e kadar. Yani bu ülkede Bülent Ecevit gibi siyasetçinin en fazla destek gördüğü ülke Alman sosyal demokratlarından gelmiştir. Ona verilmiştir. Sadece kuzeydeki ülkeler değil. Şimdi bu açıdan bakıldığında işin felsefi boyutunda Türkiye ile Almanya arasında genelde çok iyi bir karşılıklı anlayışın hakim olduğu bir yapı var. Bu artık bence çatırdamış durumda, bitmiş durumda değil ama son dönemlerde yaşananlar bizim o klasik Almanya yaklaşımımızı veyahut da Almanya'nın Türkiye yaklaşımını değiştirmeye yönelik yeni bir algıya yol açan gelişmeleri, tabii bunu biz engelleyemeyiz, onlar da engelleyemez. Küresel ve bölgesel gelişmeler burada rol oynuyor. Ama şunu tabii ben özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim Almanya ile ilişkilerimiz rekabetten çok ortaklığa dayalı bir anlayış biçimine gider. Yani biz Almanya ile dediğim gibi böyle sevgi ve nefret ilişkisinin en yoğun olduğu şey. Yani sabah seviyoruz, öğleden sonra nefret ediyoruz. Akşamleyin tekrar seviyoruz, sonra tekrar nefret ediyoruz. Böyle bir şey var. Biz Türkler çok duygusal olduğumuz için o nedenle şey derler. Hani sizlerdeki kalp bir de Alman aklı bir araya gelirse zaten Türkiye ile Almanya ile birlikte oldu mu Avrupa'ya geçmiş olsun. Yani onu söyleyeyim, onu şey yapamazlar. Ama Almanlarla Türklerin bu birbirlerine olan yaklaşımı, özellikle bizim orada 3 milyondan fazla insanımızın bulunuyor olması tabii ilişkilere çok ayrı bir yön verdi. Benim derslerimde kullandığım bir şey vardı. Almanya'nın 3 ülkeyle özel ilişkisi vardır. Besondere, Besüyümün, Special Relations. Bizim anlayışımızda Almanya 1. İsrail'le, 2. Polonya ile, 3. Türkiye ile çok özel ilişkilere sahiptir. Bugün dahil Almanya'nın hiçbir yöneticisi İsrail'e karşı tavır alamaz. Nokta. Angela Merkel dahil. Çünkü Latince kavramıyla raison d'être, yani Almanya'nın varlık nedeni, Angela Merkel'in biyografisinde de söylendiği gibi, Stefan Cornelius'un kitabında okuyabilirsiniz, Merkel isimli kitabında. Hiçbir Alman siyasetçi İsrail'e karşı doğrudan tavır alamaz. Mesela bizim şu andaki İsrail'le olan ilişkilerimizin kötü olması siyasi anlamda, Almanya ile olan ilişkilerimize de yansıyor. Bu önemli bir sorun, siyasi bir sorun. Ama Almanya açısından bakıldığında böyle bir durum var. Almanlar bunu ne şimdi ne de öngörülür bir gelecekte İsrail'e karşı bir tavır almayacak. Polonya çok ilginç. Tarihsel olarak Polonya'nın işte bölünmesi konuları çok ilginç. İkinci Dünya Savaşı da çok ilginç. Ve bizimle de daha çok insani ve siyasi anlamda ilişkileri var. 3 milyona yakın bir insanın olması kolay bir şey değil. Şimdi Türkiye açısından biraz ben şöyle anlatmaya çalışayım. Tabii bizim Avrupa ile olan ilişkilerimizde dediğim gibi Latif Bey o detaya girecek hiç Almanya'nın iç işleriyle ilgili olarak ama ben şuna söyleyeyim. Almanya ile Türkiye arasında ilişkilerde demografi çok önemli bir oran. Almanya 1990'da birleştikten sonra birdenbire 17 milyonluk Doğu Almanya'yı kendine kattı ve nüfusu 62 milyondan 81 milyona çıktı. Biz şu anda sayısal olarak Almanya'yı geçmiş durumdayız. Yani Türkiye bugün Avrupa Birliği'ni alınsa ki inşallah
desem de faydası yok. Avrupa Parlamentosu karar aldı, işler zor. Biz Avrupa'nın en büyük ülkesi konumundayız sayısal olarak. Ve Almanya nüfusu azalıyor. Nüfus yaşı 70'in üzerinde olan insan sayısı şu anda Almanya'da 4,5 milyon üzerinde. Yani siyasi parti kursalar emekliler partisi olarak meclise girerler. Almanya'da yeni neslin oluşabilmesi için dışarıdan insan kaynağına ihtiyaç var. Bu nedenle biraz sonra deneyeceğim göç politikası aslında Almanya için çok büyük bir fırsattır. Ve gittikçe yaşlanan bir nesil var. Şöyle kafanızda oluşsun. Türkiye'de yaş ortalaması, toplumun yaş ortalaması 27.2, şeyde Almanya'da 44.1. Yani gençlere ve yaşlılara oranı vurduğunuzda Türkiye'nin tabii çok büyük bir demografik avantajı olduğunu görüyorsunuz. Yani biz ne kadar gençsek orada da o kadar yaşlı var. Bir başka nokta, belki üzerinde durmam gereken konulardan biri. Tabii Almanya, dediğim gibi Avrupa sadece Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden insan alan bir ülke. 10,5 ile 11 milyon arası bir yabancı insan şu anda Almanya'da yaşıyor. Ama bunların çoğunluğu yavaş yavaş Alman vatandaşlarına geçiyor. Ve Almanya, klasik o Almanya göç ülkesi değildir. Hans Dietrich Genscher'in politikasıydı o, 1980'li ve 90'lı yıllarda. Deutschland ist kein Einwanderungsland, Almancası. Yani Almanya bir göçmenler ülkesi değildir şeklindeki politika. Şimdi tersine dönmeye başladı Angela Merkel'in 2015'teki politikalarından sonra. Bu tabii Almanya'ya çok büyük bir vakit kaybettirdi ve şüphesiz Alman ekonomisinin bugün bu kadar güçlü olmasının bir nedeni de dışarıdan gelen bu insanların Alman ekonomisine katkıları, Alman ekonomisine sağladıkları artı değer. Ve öyle gözüküyor ki Almanya sadece dediğim gibi Türkiye'den değil, Avrupa'nın bütün ülkelerinde gençlerin cazibe merkezi niteliğinde. Ve İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan Soğuk Savaş esnasında Doğu Avrupa'dan insanların tabii Batı'ya göç etmesi mümkün olmadığı için her iki tarafta kendi sistemlerini kurdu. Ama şimdi şaka gibi ama Malta'da dahi Romanyalısından Bulgaristanlısına kadar bütün insanlar, gençler özellikle göç ediyorlar. Almanya dediğim gibi en cazip ülke. Böyle Orta ve Doğu Avrupa boşalmış durumda. Ve bu gençlerin göç etmesi o ülkeler için problem ama Almanya ekonomisi için çok artı bir değer teşkil ediyor. Türkiye ile Almanya arasında biraz kısa geçeyim çünkü Latif konuşacak ama soru cevap kısmı olursa detaya girebilirim. Almanya ile bizim ekonomik ilişkilerimiz İkinci Dünya Savaşı'ndan beri süre gelen bir güzel yapıya sahip. Biz Almanya'nın dış ticaretinde 16. sırada yer alıyoruz. Ve Almanya bizim için en öncelikli ticaret yaptığımız ülkelerden biri. Hem insanımızın orada olması, hem coğrafi olarak da biraz daha yakın olması bizi ister istemez daha da yakınlaştırıyor. Bir de buna tabii teknolojiyi ve bilimsel araştırmaları da kattığımızda Almanya özellikle askeri konularda Türkiye'ye bütün Soğuk Savaş dönemi boyunca katkıda bulunan tank modernizasyonundan tutun da işte denizdeki savaş gemilerine kadar üretiminde Almanya Türkiye'ye çok büyük katkı sağladı ve Almanya'daki ticaret adamlarının Türkiye'ye bakışı genelde çok olumludur. O nedenle lütfen Almanya'daki siyasetçilerin Türkiye'ye algılamasıyla iş adamlarının Türkiye'ye algılamasını aynı teraziye koymayın. Yani iş adamları Türkiye ile işbirliği yapmanın çok önemli olduğunu bilirler ve Türkiye'de 7500'e yakın Alman firması vardır. İki ülke çok Türkiye'de önemli ticari anlamda şey vardır. Biri Hollandalılar, biri de Almanlar. Almanlar öncelikli tabii. Yani turizm konusu zaten hepimizin dediği şey, Alman turistler
Türkiye'ye gelirler ve çok para bırakırlar. Yani diğer ülkelerin turistleriyle kıyaslama yaptığımızda hem önceden marka içinde Euro'nun güçlü olması hem de yani Almanlar Türkiye'yi severler tatil yeri olarak, öyle diyelim. Bu nedenle son dönemlerde yapılan bazı siyasi açıklamaların günübirlik olduğunu düşünüyorum. Turizm, Berlin'de geçen hafta turizm fuarı vardı. Türkiye halen çok büyük ilgi gören ülkelerden biri. Ama tek fark bu sene daha fazla Rus gelecek Türkiye'ye. 6 milyon falan bekleniyor. Almanlar 4 ile 5 milyon arası bekleniyor. Ama bu güneş bizde olduğu müddetçe, bu topraklar bizde olduğu müddetçe gelecekler. Yani kişisel siyasi yöneticilerle sorunları olabilir üst taraftakilerin ama adamın güneşe ihtiyacı var, siyasete ihtiyacı yok. Gelecek Antalya'da, Alanya'da, işte İzmir'de oturacak, yiyecek, içecek. Akşamleyin gün batımını izleyecek. Kentteki fried chicken gibi yanacak. Böyle bir yatıyor. Akşama kadar olduğu yer bir kalkıyor, sonra arkası yanmış, ön taraf yok. Ondan sonra daya yoğurdu, kremi, çocuk pudrasını sağlığı düzeltmeye çalış. İki, bizim iş adamlarımızla Alman iş adamları arasında bence çok güzel bir uyum var. Ve Almanya, burada eleştiri olarak getirmek istiyorum. Bu rekabetin olabilmesi için Türk iş adamlarının vize konusunda daha iyi bir işlem görmesi lazım. Hani Ukrayna'ya ve Gürcistan'a bile vizesiz seyahat hakkı tanınırken Türkiye'ye tanınmaması siyasi nedenlerden anlaşılabilir ama bunu devam ettirmek ticari anlamda rekabetin aksil olması anlamına gelir. Yani bunu yapmamaları lazım. Bir de tabii biz devlet üniversitesindeyiz, yeşil pasaportumuz var ama özel üniversitelerde olan öğretim üyeleri var. Onların pasaport alma konusunda yani seyahat etme, gidip gelme konusunda zorlukları var. Bu konuda önlem alınmasında fayda var. Sadece Almanya değil, Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerine söylüyorum. Gerçi burada Almanya'ya söylüyorum. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla şeklinde bir mesaj veriyorum ama inşallah hazırlar. Ama bu önemli bir şey. Bu önemli çünkü bu entelektüel akışkanlığı korumak lazım. Daha fazla gidip gelmek lazım. Daha fazla ticaret yapmak lazım diye düşünüyorum ve Türkiye'ye yani tarife dışı engel olarak tanımlayabileceğimiz özellikle taşımacılıkla ilgili kurumların karşılaştığı zorlukları Almanya'nın bence çözmesinde fayda var. Bizim Almanlarla en iyi anlaştığımız şeylerden biri eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği. Gerçekten orada iyi ilişkiler var ama bir adım geriye gidip az evvelki noktaya döneyim. Yani bu 1996'dan beri gümrük birliği konusu işte değiştirilsin değiştirilmesin tartışmaları vardı. Ben gümrük birliği anlaşmasının 96'da Türkiye'ye çok büyük fayda sağladığını düşünenlerdenim. Türkiye'ye özellikle sanayileşme alanında büyük bir yenilenme şansı verdi ve Türkiye'yi uluslararası alanda daha rekabet edebilir bir hale getirdi. Ama bugün geldiğimiz noktada bunun Türkiye'nin aleyhine olduğu ve bunun bir şekilde dengelenmesi gerektiğini düşünenlerdenim ve önerenlerdenim. O nedenle bu konuda Almanya'nın bir şekilde Avrupa Birliği içerisinde Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda Türkiye'nin yanında yer alması beklenir diye düşünüyorum. Bu konuda Murat Erdoğan'ın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili doktora tezi çok güzel kaynaklar sunar bize kıyaslama yapmak için. Alman ekonomisiyle Türk ekonomisindeki bu Gümrük Birliği'nin sağladığı avantajlar. Bazı kesimler Türkiye'de Gümrük Birliği'nin başından beri yanlış olduğunu söylüyor. Böyle görüşler de var ama ben o görüşleri de göz önüne alarak yorumluyorum. Gümrük Birliği aslında Türkiye'ye 96 ile 2005 yılları arasında özellikle o 10 yıllık süre içerisinde çok fayda sağladı. Ondan sonraki tartışmalar dediğim gibi Türkiye'nin ekonomideki büyümesi 2000'li yılların sonlarına doğru %8'ler, %9'lar gibi rakamlarla büyümesi tabii.
bizi birçok alanda şey yaptırdı, sınıf atlattırdı. Ve biz bu Gümrük Birliği Anlaşması'nın artık bizim için demode olduğu görüşündeyiz. Ben de o görüşteyim. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum burada. Diğer nokta eğitim konusunda dediğim gibi biz oldukça iyi gidiyoruz. Türkiye tabii 1930'lu ve 40'lı yıllarda Almanya'da özellikle oradan siyasi nedenlerle ayrılmak zorunda olan Alman bilim adamlarına Yahudi kökenli veya da değil hepsine büyük şey sunmuştu, katkı sunmuştu. Bu bilinmesinde fayda var bizim eğitim anlayışımızda. Yani Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden tutun da İstanbul Üniversitesi'ne kadar hukuk konusunda olsun, siyasal bilimler konusunda olsun Avrupa'dan çok önemli bilim adamlarının Türkiye'nin modernleşme sürecinde katkıları olduğunu bir defa daha vurgulamakta yarar görüyorum. Ben özellikle 2017 yılı için yaptığımız çalışmada çıkardığımız bir rakam var. Bizim Türkiye'den gelen yaklaşık 4000 öğrencinin Almanya'da mezun olduğunu görüyoruz. Ben de Almanya'da okuyan öğrencilerden biriyim. Konrad Adenauer Vakfı'nın bursiyeri olarak okudum. Onlara da buradan tekrar teşekkür ediyorum eğitim ve sağlıkları katkı için. Bu Almanya ile entelektüel akışkanlığı Alman siyasal partilerinin vakıfları tabii çok önemli bir rol oynuyor. İngilizler ve Fransızlar bunu zaten yapıyorlar. British Council bunu yapıyor, Fransız Enstitü bunu yapıyor. Ben son dönemlerde siyasi gelişmeler nedeniyle Almanya ile Türkiye arasında bu öğrenci akışkanlığının Erasmus anlamında söylemiyorum ama üniversitelerde okuyan ve öğretim üyesi olacak olan, yani doktora yapmak için oraya gitmek isteyen arkadaşlarımızın ne yazık ki dezavantaja uğradığını düşünüyorum. Ben elimden geldiğince Alman kurumlarına bunun yapılmaması gerektiğini ve bu alanda boşluğun oluşturulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim dünyanın tüm ülkeleriyle entelektüel köprülerin kurulması ve o ülkelerle bizim ilişkilerimizi düzenleyecek birilerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu dediğim gibi benim yaklaşım Almanya üniversitelerinde ise değerli dinleyenler 26 bin Türk öğrencisi var. Türkiye kökenli 26 bin öğrenci var ve bunlar tabii Türkiye'ye gelmeyecekler. Orada kalıyorlar. Alman sistemi içerisinde entegre oluyorlar. Şimdi çok sayıda hukukçumuz var, hakimimiz var, iş adamımız var. Yani Bundes, Nachrichtendienst'in iki numarası bile Türk yani. Türk kökenli diyelim Alman. Şimdi bunlar tabii çok önemli şeyler. Yani Alman sistemi içerisinde de Alman vatandaşı olarak yükselen insanlarımız var ve bunu iki ülke arasında önemli bir köprü olarak kullanılıyor. Yani siyasetçiler de var tabii. Yani öylesi var, böylesi var. Soru cevap kısmında böylelerine de nasıl tavır takılmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Ama sonuçta hepsi buradan giden insanlar ve bunları bir şekilde Türkiye'nin ikili ilişkilerde iyileştirme aracı olarak kullanması gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'da kurulan Türk-Alman Üniversitesi var. 2014 yılında kuruldu. Ben geçen dönem orada ders anlattım. Sağ olsun Murat Erdoğan'ın hocam bir gelin anlatın dedi Türk dış politikasına Almanca. Ben de gittim anlattım. Yani gel dedik, gittik. Yani onlar çağırdı da biz mi gitmedik şeklinde bir şey diyeceğim. Bu Alman Üniversitesi'nin önemi şöyle. Çok kişi farkında değil. Türk-Alman Üniversitesi var. Çok büyük olanaklar var. Ama yeterince bence tanıtımı yapılmıyor. Bunun yapılması lazım. Çok güzel öğrenciler var. Çok düzgün insanlar var. Ben büyük bir zevk aldım orada ders anlatmaktan. Ama dediğim gibi Alman kurumlarının özellikle bu konuda biraz daha çaba göstermeleri lazım. Veyahut da Türk tarafının biraz daha fazla anlayış göstermesi lazım. Biraz da çuvaldızı iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına muamelesi. Şimdi Japonlarla da bir üniversite kurulacak. Yani nasıl kurulacak, nasıl yapılacak o da önemli bir tartışma konusu ama Almanya ile gördüğüm kadarıyla bu önemli bir başarı. Kazakistan'da da var Kazak Alman Üniversitesi.
Mısır'da da var. Yani bizdeki ama dediğim gibi pek fazla şey yapılmıyor. Şimdi ekonomi ve şeyden sonra, eğitimden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili olan Almanya konusuna kısa kısa gireceğim. Kıbrıs söyleyeceğim. 1915 olaylarını güvenlik ve işbirliği sonra da bitireceğim. Göç krizisiyle birlikte. Şimdi Almanya bugüne kadar resmi olarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin bitmesini istiyoruz demedi. Siyasi temsilcilerin bazı görüşleri oldu. Şimdi Avrupa Parlamentosu başına gelmesi düşünülen Sayın Werner, evet, eğer o Weber, eğer o kazanırsa oldukça radikal tavırları var ama taç giyen baş akıllanır derler. Şimdi Bavyera'dan Türkiye'ye bakmakla buradan Bavyera'ya bakmak farklı şeyler. Yani bu o kadar kolay değil. Niye? Yani eğer İngiltere Brexit'ten çıkmazsa en büyük avukatımız İngiltere. İngiltere'den bir tek açıklama gelmedi. Şimdi ortasını da karıştı zaten. Biraz bekleyelim ne olup ne gidecek 29 Mart'a kadar. Sonrası Allah kerim. İşte bugün de yine bir oylama yapacaklar. Ama Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme konusunda en fazla desteği Avrupa ile entegrasyonu konusunda Alman siyasetçiler tarafından yapıldı. Bütün Soğuk Savaş dönemi boyunca. Ta ki 1997'lere gelip Helmut Kohl'un Türkiye'nin Avrupa'da olduğunu düşünmüyorum, bize coğrafyada onu öğretmediler demişti. Ve Türkiye 1997-99 yılları arasında Avrupa Birliği ile görüşmeleri askıya aldı. Ona diyalogsuzluk politikası veyahut da non-dialog policy diyoruz. Sonra 1999 yılında Sayın Büyükelçilerimiz de burada, onlar da onaylayacaklardır. 1999 yılında Bülent Ecevit Mayıs ayında dedi ki ya biz iki yıldır görüşmüyoruz. Biz Avrupa ile ilişkileri tekrar yumuşatalım. Gerhard Schröder hükümeti vardı ve Temmuz, Haziran ayında da şey var, Köln'de zirve var. Dedi ki vakit çok dar, yetiştiremeyiz. O nedenle Kopenhag'a kaydırdılar ve biz 1999'da bildiğiniz gibi işte özellikle o dönemde adaylık statüsünü aldık. Türkiye'de Avrupa Birliği'ne olan taraftarlığının %75'e vardı yegane dönemdir. Burada rahmetle anmak istiyorum. Anekdot olarak da anlatayım. İhsan Doğramacı bana kendisi anlattı. Mektupları da gösterdi. Yani şahidim belgeleri görmekte. Tam 85 ülkenin başbakanına ve cumhurbaşkanına mektup yazdı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylığı konusunda destek versinler diye. İsrail Devlet Başkanı dahil. Ama Rusya'sı, bütün bildiğiniz 85 ülke. Ve Türkiye, hatırlayın o adaylığını alınca ülkenin bütün kimyası değişti. Ve çok da güzel oldu. 2004'te tarih alındı. 2005'ten itibaren de tam üyelik müzakereleri başladı. Şimdi devam etmiyor ama biz burada Almanya'dan çok Fransa'yı tabii ön plana çıkarmamız lazım. Sarkozy döneminde 5 yıl boyunca hiçbir şey yapılmadı. Fransızlar bu konuda bana göre tarihsel olarak sorumlu ama Avrupa Birliği ile bizim Almanya konusundaki son dönemlerde farklı düşünmemiz, dediğim gibi Almanya'nın da içinde bulunduğu koşulların zor olması nedeniyle Angela Merkel 2005 yılında Türkiye'ye ortaklık, özel ortaklık, itmaslı ortaklık önermişti. Onu müsaadenizle şöyle anlatayım. Şubat ayında Türkiye'ye ziyarete girecekti. Ve Sheraton Hotel'de bir toplantı var. Angela Merkel geldi, konuşuyor.
işte Türkiye özel ortaklık, iltimaslı ortaklık teklifini yaptı. Ama ondan bir hafta evvel beni Berlin'den aradılar. Hani Berlin'de sadece hakimler yok. Berlin'de uzmanlar da var. Dediler ki Hüseyin Bey, biz böyle böyle bir öneriyle gelmek istiyoruz. Yani Sayın Merkel o sırada muhalefet lideri. Ne diyorsunuz? Yani bu öneri kabul edilebilir mi? Dedim ki vallahi bu öneriyi getirirsiniz ve reddedilir. Çünkü Türkiye'nin ulusal devlet mantığında, bakış açısında bütün anlaşmalara eşit hak ve sorumluluklar içinde girer ve çıkar. Dedim onu bu ülkede kimse almaz. Ama siz getirin. Yani pazara mal çıkardınız, elinizde kalır sadece. E nitekim öyle de oldu. Şimdi durum değişebilir mi bilmiyorum. Çünkü artık meclis yok. Meclis bypass edilmiş durumda. Yani Cumhurbaşkanı Beştepe yani derse ki tamam kardeşim istemiyorum tam üyelik şeyimizi. Ben bununla mutabıkım tıpkı Avrupa Parlamentosu'nun son günlerde önerdiği gibi olabilir. Ama olmamasını tabii ben Türk dış politikası anlatan biri olarak söylüyorum. Yani bizim genel anlayışımızda böyle özel ortaklıklara girmeyiz. Devlet olarak girmeyiz. Ticari olarak girebilirsiniz de devlet olarak girmeyiz. Girmeyeceğimizi düşünüyorum. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi de karışık bırakabilmesi söz konusu mu? Değil. Başka metotlar, başka yollar bulunacak. Biz bu coğrafyadayız. Bu coğrafyadan da ayrılmak niyetinde de değiliz. O zaman bir şekilde durum idare edilecek. Hani iktidarda kimin olduğu önemli değil. Bu jeopolitik, bu jeostratejik konumda olan bir ülkeyle işbirliği yapmak zorundasınız. Hangi sistem olursa olsun. Ve Almanya'nın politikası, onu size rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye ile bütün krizlere rağmen son dönemlerde diyalogsuzluk politikası değil, diyalog politikasını sürdürmektir. O nedenle Almanların bu yaklaşımı bana göre kendi işlerinde çok tutarlı bir yaklaşımdır. Ben Almanya'nın 15 Temmuz konusundaki tavrını desteklemeyenlerdenim ve yanlış bulanlardanım. Bunu 25 Eylül 2016 tarihinde Berlin'deki bir toplantıda da söyledim. Burada da sizin önünüzde anlatayım. 4 kişiyiz. Manevman'ın Türkiye temsilcisi Aga Bey, Borusan'ın, ben, Alman Ekonomi Bakanlığı'ndan bir müsteşar, Hiesen Walter diye bir Hristiyan Demokrat milletvekili var. Son dönemlerde çok meşhur. O ve rahmetli oldu. Silke Temple, Deutsche Gesellschaft für Außenpolitik politika tartışmayı yönetiyor. Sahnedeyiz. Yani Türkiye'ye nasıl giydiriyor ama şey, yani iki yıl beter hakikaten. Yani bir, iki, üç. Dedim ki, bunlar hepsi kayıtlarda, videoda var yani, şeyde var, kayıtlarda var toplum kayıt. Dedim ki, bir dakika. Ben dedim şimdi burada akademisyenim. Siz siyasetçisiniz. İstediğiniz gibi Türkiye'ye giydiriyorsunuz. Bu olmaz dedim. Ben dedim şimdi akademik kimliğimi çıkarıyorum. Sizinle bir Türk milletvekili nasıl konuşurdu? Böyle konuşacağım. Dedim ki siz önce bizim biraz kültürümüze bir bakın. Bizim dedim kültürümüzde çok yakını olarak bilinen insanlar, dost, eş, akraba, birinci derece şeyler. Bayramda, seyranda, düğünde, nişanda, nikahta, sünnette gelmiyorsa biz onları çizeriz. Yani aradan 6 hafta geçmiş, hala karar veriyorlar şey mi falan. Ya adam bombalamış ya, meclisi bombalamış, bunun neyini tartışıyorsun? Elin Mauritius'u bile 24 saat geçmeden şey yapmış, elin Putin'i, elin İranlısı, öyle düşünmeyin gerçekten. Bu çok önemli bir şey. Yani bir toplumun psikolojisi açısından çok önemli. Nasıl gördünüz? Dedim ki, siz 6 hafta sonra ya belki olabilir dediniz. Sonra bir sosyal demokrat Avrupa Parlamentosu Başkanı vardı. Sosyal demokratların başına geldi. Adam seçim konuşmaları televizyonda başlıyor. İzliyoruz evde. Ve şimdi dakika bir gol bir açtı. Dedi ki
Eğer biz dedi ben iktidara gelirsem Türkiye ile ilişkileri keseceğim dedim ki eşime. Bu dedim 6 ay bile dayanamaz. Bu adam yolcu. Ve bitti. 600 oy olmasına rağmen adam şimdi yok ortalıkta. İki şey var. Çalıya takıl, Türk'e takılma. Takılmayacağız. Ya ne uğraşıyorsun bizimle ya? Yani Angela Merkel'e çıkmış, tabii bol bir. Yani adamın ilk cümlesi, Türkiye ile ben gelirsem ilişkileri, sana ne ya? Sen bunu yapamazsın yani, bir adam gitti. Çok şükür. Diğeri, bu tabii akademik değil, bunu söyleyeyim. Yani bunu söylediğim akademik değil ama kültürel bir şey. Vallahi Türklerin bedduasını almayacaksınız. 80 milyon insan beddua ettiği zaman onu katlayın siz. Bilmem kaç dekare köküyle çarpın. Biz şöyle diyoruz. Duanla yaşamadım ki bedduanla öleyim değil mi? Yani ve Almanya'daki siyasetçilerin bana göre son dönemlerde özellikle bunu burada anlatmak istiyorum. Bilmenizde fayda var. Biz akademisyenlerin yani neler yaşadıklarını, nelerle karşılaştığımızı bilmeniz açısından sadece uçağa binip oraya gidip gelmiyoruz. Er Röttgen şu anda Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı. Bond'dan da beni tanıdım. Milletvekili. 2015 yılındaki bu 1916-1915 olaylarına ilişkin 2 Haziran 2016 tarihindeki karar olduğunda ben oradaydım. Şimdi çok ilginç. Ben şeyde duruyor benim. Yani bilgisayarımda duruyor yazılar. Dedim ki bak sen dedim Hristiyan demokratsın. Hristiyan demokratlar genelde bu toplara çıkmazlar. Bırak sen bunu Cem Özdemir desin, Yeşiller desin, Sosyal Demokratlar desin. Ama Hristiyan demokratlar derse bu zor. Biz bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Norbert Röttgen. Şimdi bana yazıyor ama Hüseyin işte böyle şöyle bak dedim. Eğer geçerse Türkiye ile Alman toplumları arasında öyle bir yara açacaksınız ki bu yarayı kapayacak merhemi Hirst bile, Bayer bile bulamaz. Bunlar büyük kimya fabrikaları. Ya Hüseyin işte biz ahlaki olarak mahalle... Ya sen, sana ne şimdi ahlaki? Bırak başkası şey yapsın. Ve geçti. Ben o gün parlamentodayım. 3 televizyona, Alman Interfaul televizyonuna, El Cezire İngilizceye ve Russia Today İngilizceye yorumladım. 2 Haziran 2016 saat 11 ile, oranın saatiyle, 11 ile 15 arasında 3 televizyona canlı görüş verdim ve aynen bunları söyledim. Burada da söylüyorum. Bu yanlış bir karardır ve Türkiye ile Almanya arasında bana göre çok gereksiz bir fikir ayrılığı oluşturmuştur ama bunu da söyleyeyim. Cem Özdemir'in tabii olayı gündeme getirdiği ve öncülüğünü yapması tabii ayrı bir trajedi belki. Çok sayıda Türk insanını da tabii rahatsız eden bir şey oldu. Ben Cem'i 1995'lerden beri tanıyorum, önce onu söyleyeyim. Genel başkanken ziyaretine de gittim ya, eş başkanken. Görüşüyoruz, yani şeyde konuşuyoruz, sorun yok ama meclise girerken yani Ermenistan sembolüyle girmesi çok ayıp oldu. Yani o yani böyle bam teline basma derler ya. Yani o olmadı. Yani biraz fazla kaçtı. Ama siyaset böyle bir şey. Demek ki böyle gerekiyordu. Onu bilemem. Onu sorma. Ama bu hem Türkiye'de hem de Almanya'daki Türk toplumunda Latif Bey değinecektir. Çok önemli bir olumsuz şey yarattı. Bir başka nokta, hızlıca geçeyim. Bu çok vaktinizi aldım biliyorum ama Latif Bey'e vakit bırakayım. Şimdi şey konusunda, güvenlik konusunda Türkiye ile Almanya çok önemli iki NATO ülkesi. Biz Almanlardan önce girdik NATO'ya, önce onu söyleyelim. Biz 1952'de girdik ama 1955'te girdik. Ama yani askerlikte var gibi, önce gelen kıdemlidir diye biz kıdemliyiz. Şerbetliyiz, kıdemliyiz. Artık aynı şeyi yaparsanız.
Almanya Suriye konusunda ve Orta Doğu konusunda çok temkinli biliyor. Yani çok fazla böyle ön plana çıkan açıklamalarda bulunmuyor. Libya konusunda da öyle yaptı. Fransızlara ve İngilizlere daha çok meydanı bıraktı ama şunu biliyoruz tabii, Almanya bütün bu DAEŞ dahil olmak üzere bütün o terör hareketlerinde Türkiye ile önemli bir işbirliği içerisinde. Ancak Türkiye'nin bir dezavantajı var, onu söyleyeyim. Bazen Türkiye'ye haksızlık yapıldığını düşünüyorum. İşte bu haksızlığı uluslararası toplantılarda engellemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ben en azından kendi payıma düşeni yapmaya çalışıyorum. Şimdi Türkiye diyor ki, kardeşim bak bu adam terörist, bu adam şu 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 şeyleri var. Benim ülkeme gelecek, ne yapayım? Yakalayayım mı? Yani çünkü adamın elinde geçerli pasaport var, Türkiye'ye girdiği anda daha şey gidecek. Ya Kilis üzerinden ya Kobani üzerinden. Şimdi adama bir şey demiyor, sonra yakalanınca aa sen yakaladın. E ben sana söylemiştim. Yani fare kapanı gibi muhakkak beni mi koymuş ucuna? Yani söylüyorum işte sana. Yani adam geliyor. Demokrasinin de böyle dezavantajları var. Elinde pasaportu olan herkesin seyahat etme özgürlüğü vardır. Ve Türkiye'nin bunu engellemesi mümkün değildir. Bu bizim için çok büyük bir sorun. Özellikle diplomatlarımız bunu daha iyi bilirler. Biz akademisyenler dediğim gibi sadece dışarıdan yorum yapıyoruz ama onlar bu işi biliyorlar. Ve daha eş konusunda bakın birçoğunuz takip etmiştir. Geçen hafta içerisinde İngiltere iki tane Pakistan kökenli vatandaşını reddetti. Ailesi Allah aşkınıza yapmayın etmeyin işte affedin dediler. Adamlar affetmiyorlar. Yaklaşık 800 kişilik bir grup var. Almanya'nın açıklaması, Bayan Merkel'in açıklaması başbakanın şey diyor. Bunların Almanya'ya entegrasyonu oldukça zor olacak diyor. Bunun Almanca bir kavramı var. Es für sehr schwierig, ein die zu integrieren diye. Ve doğru da. Şimdi bu tabii önemli bir sorun iki taraf arasında. Bizde de biliyorsunuz Türkiye kefir gibi gelen, geçen yani her gün televizyonlarda görüyorsun. 10 DAEŞ'li, 5 DAEŞ'li falan. Bunlar sadece bir ülkeden değil ama birçok ülkeden olan insanlar. Yani DAEŞ bir şemsiye. Onun altında değişik ülkelerden inanılacak ki de dünyanın hangi ülkelerinden insanlar gelip orada savaştı veyahut da savaşmaya çalışıyor. Bu da çok ilginç bir şey. Bu konuda soru cevap kısmında belki bir şeyler diyebilirim. Ama Türkiye ile Almanya'nın bu terörizm konusunda özellikle PKK-PYD konusundaki görüş ayrılıkları böyle gözüküyor ki devam edecek. Bu bir çıban başı olarak kalmaya devam edecek. Çünkü parlamentoda da ve sivil toplum kuruluşlarında da çok güçlü bir etki yaratabilecekleri alan var. İşte son dönemlerde özellikle çok fazla Türkiye karşıtı olarak bilinen Sevim Dağdelen'le yapılan mecliste bir görüşme var. Herkese belki şey yaptı. Muhalefet lideri normal koşullarda yani buradan söylemekte bir sakınca yok. Yani Ünal Çeviköz'ün mesela o Sevim Dağdelen'le normal koşullarda bir araya gelmesi mümkün değil. Normal değil. Ama siyasetçi olunca hocam. Yani bilemiyorum. Belki görüşmeleri gerekiyordu. O benim sorunum değil ama şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani işin nereye vardığını ve bunun hem Türkiye toplumunda hem de Almanya toplumunda yarattığı olumsuz algıyı vurgulama açısından söylüyorum. Yoksa biz de tabii Almanya'daki birçok toplantıda karşılaşıyoruz, konuşuyoruz ama siyasetçi olmak tabii ayrı bir şey. Bir başka nokta, göç krizi, kısaca buna değineyim. Almanya'da o Türkiye'yi de çok etkileyen ve Avrupa'yı sarsan ve bana göre de şirazesini değiştiren göç olayı çok ilginç bir noktaya geldi. Angela Merkel'in siyasi kariyerini bitirdi. 2021 yılından itibaren Angela Merkel yok. Biz 3,5 milyondan fazla Suriyeli insanı aldık. Ben bir önceki konuşmamda da söylemiştim. Yani Türkiye'nin almama gibi bir lüksü de yok. Yani öyle bir noktaya geldik ki yani ben bunu
hatıralarımda yazdım. Bu arada kitap bitti, onu söyleyeyim. Hatıralar yakında çıkacak. Fransız bir diplomatla, bugünkü Ankara temsilcisi Martin Erdmann'la 16-18 Haziran 2011 yılında Paris'te 28. Küresel Güvenlik Konferansı'nda birlikteydik. Tabi ben onun o zaman buraya geleceğini bilmiyorum büyükelçi olarak. Toplantıdayız, o da şahit şeylere. Yanımda Fransız Devlet Başkanı'nın hem danışmanı diplomat, hem de kendisi aynı zamanda akademisyen. Dedim ki, 18 Haziran akşamı da Gaddafi'nin evini bombaladılar. Biz oradayken detayları anlarda yazıyorum. Dedim ki, ya siz yani Orta Doğu'yu karıştırdınız ya. Yani bu Arap Baharı falan dediniz de kabak bize patladı. Dedim bak, biz 40 bin kişiyle falan durumu idare ederiz dedik. Yani 20 bin, 40 bin kişi bekliyorduk. Mart ayında başladı biliyorsunuz. Haziran ayında 350 bine vardı. Dedim ki sayı 350 bine buldu da. Ve dedi olacak o kadar. Olacak o kadar da almıyorsunuz. Yani ve komşularla iyi ilişkiler politikası vardı bizim dışarı bakanın o zaman. Dedim nasıl buluyorsunuz? Komşularla sıfır sorun politikası. Profesör Ahmet Davutoğlu'nun. Vallahi dedi kağıt üzerinde iyi de dedi sahada çok zor dedi gerçekleşmesi. Daha o zaman belliydi. Yani başımıza gelecekler. Arap Baharı'nın ne yazık ki bu anlamda kaybedeni biziz. Ve Türkiye'den en azından kaybedenlerden biriyiz. Ve bizim dediğim gibi geldiğimiz nokta, her yerde söylüyorum, içeride dışarıda bütün dünyada, burada da tekrar ediyorum. Bence Türkiye'ye Nobel Barış Ödülü'nü vermeleri gerekir. Bu kadar insanı alan, bakan, bütün toplumunda şey yapan başka bir ülke yok. Bu bizim doğal hakkımız. Ha, bunu bize verecek. Yani başka yolu yok. Ha, ama insanlar bunun farkında mı? Değiller. Ve Arap ülkelerinin bunun farkında olmak istemeyişleri insana daha da ağır geliyor. Yani bunu da söyleyeyim. Biz Türkiye olarak bu coğrafyada, Anadolu coğrafyası zaten bütün tarihlerin, kültürlerin kesişme, geçiş noktası. Biz bunu bir şekilde atlatırız. Ama bunun başkaları tarafından da görülmesinde ve bana göre değerlendirmesinde fayda var. Yani Obama'ya neden verdiklerini anlayamadığı bir Nobel Barış Ödülü var. Yani adam da anlamadı niye verler diye. Hiç olmazsa biz bari somut örneklerle gidiyoruz. Belki kafalarına taş düşer bu sene belki şey yaparlar. Ama Türkiye bu anlamda küresel olarak kesinlikle örnek. Başka bir örneği yok zaten. Yani başka bir örnek olsa sorun yok ama yok. Biz şey yaptık. Almanya açısından bakıldığında bizimle bu yapılan mutabakat, Davutoğlu'yla yapılan mutabakat zannediyorum emekli olmuş Selim Bey değil mi? Selim Yener. Ya dün emekli büyükelçi olarak yazdı Bloomberg'de. Ben bir görüş verdim. Benden sonra o konuştu. Bu Brexit ve Avrupa Parlamentosu ile ilgili. Emekli büyükelçi yazıyor. Allah Allah da Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nde diye biliyordum ama emekli yazdığına göre demek ki emekli oldu. Ayrısı olsun. Onun şeyinde, bürosunda yapıldı bu anlaşma. Angela Merkel, Rutte, Hollanda Başbakanı ve Selim Yener, tabii Çavuşoğlu, Ahmet Davutoğlu. İşte Davutoğlu, Çavuşoğlu bir sürü böyle hepsi, yani istediğinizi seçin diyormuş bir an sonuçta. Yani hadi al birini, vura birini de diyemeyeceğim ama siyasi bir yorum olacak. Şey çok ilginçti. Bunlar pide ayran, tamam mı? Bir de böyle yanına kadayıf tatlısı köşedeki Türk şeyinden almışlar. Gece 2.30'da açık olan neresi olabilir? Sadece Türk olur. Belçikaları tamamı yatmış. Ve o pide kokuları içerisinde anlaşma imzalandı. Ve Davutoğlu bu anlamda büyük bir başarı kazandı aslında. Davutoğlu bu konuda tebrik etmek lazım. Anlarını yazarsa o da şey yapar ama Almanca bir kitap yayınlandı. Robin Alexander'ın Die Getrieben diye, yani göçe zorlananlar anlamında. Orada bütün detaylarıyla verir ve ben o kitaptan
alıntı yapıyorum. Yani Angela Merkel'in ayran ve içip pide yediğini düşünebiliyor musunuz bir anda? Ne kadar güzel bir şey değil mi? Döner yemiş. Döner kesti. Yani bayağı şey. Ama demek ki bir anlaşma imzalanması gerekiyorsa böyle gereğinde gecenin ikisinde fide ve ayranla idare edeceksiniz. Bu da kültürünün önemli bir katkısı olarak diyelim Avrupa Birliği'ne. Son nokta, çok fazla uzattım biliyorum ama Rusya ile Almanya arasındaki ilişkiler ve bizim Rusya ile olan ilişkilerimiz arasında büyük bir benzerlik var. Almanya eski Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich Genscher, Wolfgang Ischinger'in son yayınladığı Die Welt in Gefahr, Dünya Tehlikede isimli otobiyografisinde şöyle anlatır. Çok yeni yayınlandı. Diyor ki, Hans-Dietrich Genscher, ölümünden birkaç hafta evvel çağırmış, demiş ki, ne yaptın, ne edin, Rusya ile ilişkileri düzeltin. Rusya ile ilişkileri düzeltemezseniz, Orta Avrupa'daki bütün sorunlarda yapayalnız kalırsınız. Bu çok Kırım olayı dahil olmak üzere. Yani böyle direkt olarak şey yapacağına bir otur, bir konuş, bir anlat. Bizim de şimdi Rusya'da ilişkilerimiz çok iyi ya. Bakalım S-400'lerden bilmem nereye kadar gidiyoruz. Kaçınılmaz olarak, tarihsel olarak sakın unutmayalım. Türkiye hep bir denge politikası yaptı. Batı ile ilişkiler kötü olduğu zaman biz Rusya'ya yakınlaştık. Rusya ile kötü olduğu zaman Batı'ya yakınlaştık. Denge sağlayan bir uçak. Bu coğrafyada bizim hayalci politikaya zaten gitmemiz mümkün değil. Biz dengeci, akıllı, gerçekçi politikalar yapmak durumundayız. Ama üç ülke, Almanya, Rusya ve Türkiye dünyanın bu bölgesinde, buna Bermuda şeytan üçgeni demiyoruz. Bermuda üçgeninin Avrupa boyutu diyoruz. Bu üç ülkenin arasındaki ilişkiler, bu coğrafyadaki siyasi, sosyal, ekonomik gelişmeleri belirleyecek olan ülkelerdir. O nedenle tıpkı Almanlar ve Rusların birbirleriyle olan bütün o tarihsel zorluklarına rağmen doğal gazı Doğu Avrupa'dan değil de kuzeyden, kuzey akımı olarak yukarıdan getirmeleri mesela Almanya'yı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin gözünde çok ayrı bir noktaya oturttu, olumsuz anlamda. Çünkü diğerleri Rusya ile muhatap olmak zorunda ama siz Rusya gazını yukarıdan aldığınız zaman Rusya ile otomatik olarak bir çatışmaya girmekten imtina ediyorsunuz demektir. Şimdi bunlar tabii çok ayrı benim özel güvenlik alanındaki dış politika şeylerim. Sonuç itibariyle bizim Avrupa ile Almanya ile ilişkilerimizin geldiği noktada biz akılcı, dengeli, çok fazla aşırı kırıcı, yıpratıcı söylemlere gitmememiz gerekiyor. Ben bunu öneriyorum ama dediğim gibi siyaset farklı bir şey. Angela Merkel'in cümlesiyle bitirmek istiyorum. Almanya Başbakanı diyor ki, Türkiye ile iyi ilişkiler Almanya'nın çıkarınadır, diyor. Ben de Türkiye açısından söylüyorum. Almanya ile iyi ilişkiler Türkiye'nin çıkarınadır. O zaman buyurun hep birlikte bir araya gelelim ve yarabıta kalalım. Çok saygılar sunuyorum.